Köklü bir medeniyet mirasına sahip olan milletimiz, Türkiye yüzyılında eğitimle geleceğe kararlı adımlarla ilerliyor. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli. Köklerden geleceğe. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, eğitim felsefemize dayalı temel yaklaşım, öğrenci profili, erdem-değer-eylem çerçevesi, beceriler çerçevesi ve bütüncül eğitim yaklaşımı olmak üzere 5 temel bileşenden oluşmaktadır. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin temel yaklaşımı. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nde eğitim, herkesin hayat boyu erişiminin teminat altına alındığı temel bir hak olarak görülür. Eğitim alma ve öğrenme, hayatın toplumsal açıdan herkes için daha güvenli, müreffeh kılınması, birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dinamik vizyonuyla güçlü bir şekilde varlığını devam ettirmesi bağlamında bir ödevdir. Tüm politika ve uygulamalar, eğitim hakkının kullanımını ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uygulamaya geçirilir. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, öğrencilerin inanç, kimlik ya da sosyoekonomik durumları nedeniyle dezavantajlı olmadığı bir öğrenme süreci tasarlar ve bu farklılıkları dikkate alarak olası dezavantajları giderici tedbirlerle herkes için adil bir eğitim sürecini tahkim eder. Bu doğrultuda eğitim anlayışımızın somut tezahürleri olan öğretim programları, insanın bütün yönleriyle gelişimini esas alır. Programlarda bilgi, beceri, eğilim ve değerler, yetenek, ilgi, ihtiyaç ve bireysel farklılıklarla güçlendirilerek ele alınır. Programların teknik açıdan gerektiğinde yenilenen, güncellenen, sadeleşen bir esnekliğe sahip olması ve aynı zamanda milli, manevi ve insani değerlerimiz istikametinde hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Öğrenci Profili. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nde bütün ideolojilerin üstünde milli bir şahsiyet inşa etmek ve o şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek, yalnızca medeniyete uyum sağlayan değil, etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi yetkin ve erdemli nesiller için öğrenci profili tanımlanmıştır. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nde yetkin ve erdemli insan hedefi, kalp, zihin, ruh ve beden bütünlüğünde öğrenci profilinde 10 profil özelliğiyle tanımlanmıştır. Adil, başkalarının haklarına saygı duyan, tabiata ve toplumsal sorunlara duyarlı, güvenilir, saygılı, doğru, dürüst, yani ahlaklı, sanat ve kültüre duyarlı, bağımsız ve özgür düşünen, belagat sahibi, bilgilerini paylaşan, ilme ulaşan, estetik duyarlılık sahibi, yani bilge, yiğit ve mert, risk alan, inisiyatif alan, öfkesini kontrol eden, destekleyici, girişimci, yani cesaretli, güzelliğe duyarlı, olgun, seçici, zarif, ölçülü, sanatsal yeteneklerini bilen ve kullanan, yani estetik, kararlı ve iddialı, tutarlı, ilkeli, kendine güvenen, öfkesini kontrol eden, sorumluluk alan, yani iradeli, şefkatli, affedici, iyiliksever, yardımsever, paylaşımcı, sevecen, yani merhametli, sağlıklı beslenen, düzenli uyuyan ve dinlenen, düzenli spor ve egzersiz yapan, temiz, bağımlılıktan kaçınan ve bağımlılıkla mücadele eden, manevi sağlığını koruyan, yani sağlıklı, meraklı, eleştirel düşünen, araştırmacı, esnek, işbirliği yapabilen, problem çözen, yani sorgulayıcı, hayal ve hedefleri olan, çalışkan, öğrenmeye istekli, azimli ve sabırlı, iletişime ve dayanışmaya açık, yaratıcı, yani üretken, bayrağını seven, Türkçe'ye sahip çıkan, vatanını, milletini seven ve savunan, gelişmiş bir devlet bilincine sahip olan, ülke çıkarlarını üstün tutan, vatandaşlık, hak ve sorumluluklarını bilen, milli kültürüne ve manevi değerlerine bağlı, yani vatansever,
ve nihayetinde yetkin ve erdemli insan. Erdem Değer Eylem Çerçevesi. Odağına insanı alan Erdem Değer Eylem Çerçevesi'nde saygı, sorumluluk ve adalet çatı değerler olarak yer almaktadır. Çerçevenin temel amacı eylemlerden değerlere, değerlerden erdemli insana, erdemli insandan da nihai hedef olan içsel ahenge sahip huzurlu insana, milli ve manevi değerlerin yaşandığı huzurlu aile ve topluma ve çevre dostu yaşantıların oluştuğu yaşanabilir çevreye ulaşmaktır. Tasarruf, sabır, mahremiyet, mütevazılık, sağlıklı yaşam ve çalışkanlık değerleri huzurlu insan, sevgi, dostluk, özgürlük, dürüstlük, vatanseverlik, yardımseverlik ve aile bütünlüğü değerleri huzurlu aile ve toplum, temizlik, duyarlılık, estetik ve merhamet değerleri ise yaşanabilir çevre alanlarında yer almaktadır. Erdem Değer Eylem Çerçevesi'nde de her bir değer eylemleriyle birlikte tanımlanmıştır. Bireyin sahip olduğu değerlerse eylemlerinde kendini gösterir. Her bir eylemi ortaya koymaya yönelik yöntem önerisi ise çerçevenin tamamlayıcısıdır. Adalet değerinin öğretim programlarına nasıl yansıdığını bir örnekle incelediğimizde, adalet değerinin hakkaniyetli davranmak eyleminin alt eylemlerinden hareketle tarih dersinde öğrencilerin öğrendiği bilgilerden yola çıkarak Osmanlı Devleti'nin fethettiği topraklarda kalıcılığını sağlayan politikaları ve bu politikaların uygulanmasında rol oynayan sosyal yapıların faaliyetlerini müzakere etmeleri istenir. Müzakere sürecinde öğrencilerin örnek olaylardan hareketle bu politikaların başarıya ulaşmasında insanlara karşı adaletli davranmanın rolünü açıklamaları istenir. Bu örnekte adalet değeri ve hakkaniyetli davranmak eylemi tartışma ve örnek olay yöntemleriyle programda yerini almıştır. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Beceriler Çerçevesi. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nde beceriler çerçevesinde kavramsal beceriler, alan becerileri, sosyal duygusal öğrenme becerileri, fiziksel beceriler, okuryazarlık becerileri ve eğilimler, işlevleri göz önünde bulundurularak bir örgü temelinde yapılandırılmıştır. Kavramsal beceriler. Kavramsal beceriler, temel beceriler, bütünleşik beceriler ve üst düzey düşünme becerileri olarak üçe ayrılmaktadır. Temel beceriler, saymak, okumak, yazmak, çizmek gibi karmaşık bir süreç gerektirmeden edinilen ve gözlenebilen becerilerdir. Bütünleşik beceriler, sorgulama, çıkarım yapma, karşılaştırma ve sınıflandırma gibi soyut fikirleri ve karmaşık süreçleri eyleme dönüştürürken, zihinsel faaliyetlerin bir ürünü olarak ortaya çıkan becerilerdir. Üst düzey düşünme becerileri, bütünleşik becerilerden en az ikisini içeren ve çok boyutlu zihinsel süreçler gerektiren eylemleri ifade eder. Karar verme becerisi, problem çözme becerisi ve eleştirel düşünme becerisi olarak üçe ayrılır. Kavramsal becerilerden gözleme dayalı tahmin etme becerisinin coğrafya dersinde bir öğrenme çıktısı olarak kullanımını incelediğimizde, gözleme dayalı tahmin etme becerisinin süreç bileşenleri olan ilişkilendirme, çıkarım yapma, yargıda bulunma, eylemleri coğrafya dersinin bir içeriği olan, hava olaylarının günlük hayata olan etkisi alan bilgisiyle bütünleşerek öğretim programında yer almaktadır. Alan becerileri. Alan becerileri, kavramsal becerileri veya alana özgü bütünleşik becerileri kapsayan ve bu becerilerin süreç bileşenlerini de içeren yapılardır. Alan becerileri, Türkçe alan becerileri, matematik alan becerileri, fen bilimleri alan becerileri ve sosyal bilimler alan becerileri olmak üzere dört alandan oluşur. Türkçe alan becerileri, anlama ve anlatma becerilerinden, matematik alan becerileri, veriyle çalışma ve veriye dayalı karar verme, matematiksel muhakeme gibi becerilerden, fen bilimleri alan becerileri, bilimsel gözlem, deney yapma, operasyonel tanımlama, model oluşturma, bilimsel sorgulama gibi becerilerden, sosyal bilimler alan becerileri, mekansal düşünme, tarihsel sorun analizi ve karar verme, felsefi muhakeme gibi becerilerden oluşmaktadır.
alan becerilerinin öğretim programlarına nasıl yansıdığını bir örnekle incelediğimizde, deney yapma alan becerisinin süreç bileşenleri olan tasarlamak ve analizi yapmak eylemleri, kimya dersinde evsel atıklardan metalik nanoparçacık elde etme, alan bilgisiyle bütünleşerek öğretim programlarında yer almaktadır. Sosyal duygusal öğrenme becerileri, benlik becerileri, sosyal yaşam becerileri ve ortak birleşik beceriler olmak üzere 3 boyutta ele alınmıştır. Benlik becerileri, kendini tanıma, kendini düzenleme, kendine uyarlama becerilerinden, sosyal yaşam becerileri, iletişim, işbirliği, sosyal farkındalık becerilerinden, ortak birleşik beceriler, uyum, esneklik ve sorumlu karar verme becerilerinden oluşmaktadır. Kendini düzenleme ve sosyal farkındalık becerilerinin öğrenme-öğretme yaşantılarında kullanımına yönelik bir örnek incelediğimizde, öğrencilerin tarihsel bakış açısı formunu doldurması ve açıklamalı tarih şeridi hazırlaması süreçleri kendini düzenleme ve sosyal farkındalık becerilerinin kazandırılmasına yönelik öğretim programında yer verilen uygulamalardan biridir. Sistem düşüncesi ve okuryazarlık becerileri. Öğrencilerimize okuryazarlık becerileriyle sistem düşüncesi kazandırmak, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin öncelikli amaçlarından biridir. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nde yer alan okuryazarlık becerilerine ait süreç bileşenleri 3 düzeyde olmak üzere kurgulanmıştır. Bu 3 düzey, okuryazarlık türünde geçen temel bilgi, terim, kavram ve olguları tanımlama, anlama, bunların farkında olma ve duyarlılık göstermeye yönelik farkındalık düzeyi, öğrencilerin bu bilgi, terim, kavram ve olgulara yönelik bütüncül ilişkiyi fark etmelerine yönelik işlevsellik düzeyi ve edinilen bilgilere yönelik öğrencilerin eyleme geçeceği eylemsellik düzeyidir. Öğretim programları çerçevesinde belirlenen okuryazarlık türlerinin bütüncül modelde okul öncesinden başlanarak sarmal yapı içerisinde kazandırılması amaçlanmaktadır. Bilgi okuryazarlığı ve görsel okuryazarlık becerilerinin öğrenme yaşantılarında kullanımına yönelik bir örnek incelediğimizde, sosyal bilgiler dersinin öğrenme yaşantılarında ilgili içeriğe yönelik yazılı ve görsel kaynakların incelenmesiyle bilgi okuryazarlığı ve görsel okuryazarlık becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Kişinin doğuştan sahip olduğu eğilimler, niyet, duyarlılık, isteklilik ve değerlendirme öğeleri doğrultusunda edindiği becerileri desteklemek ve geliştirmek için kullandığı zihinsel örüntülerdir. Eğilimler, benlik eğilimleri, sosyal eğilimler ve entelektüel eğilimler olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Merak, azim ve kararlılık gibi eğilimler benlik eğilimleri, sorumluluk, güven, oyunseverlik gibi eğilimler sosyal eğilimler, analitik düşünme, gerçeği arama gibi eğilimlerse entelektüel eğilimler arasında yer almaktadır. Öğretim programlarının özgün yapısı. Bütüncül eğitim program yapısı, öğrenme çıktıları çerçevesi, öğrenme yaşantıları, farklılaştırılmış öğretim, programlar arası bileşenler, ölçme ve değerlendirme, öğretmen yansıtmaları, bilim, teknoloji, çevre, okul temelli planlama ve program dışı etkinlikler bileşenlerinden oluşmaktadır. Öğretim programları iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden birincisi, tema ya da ünitelere ait künye bilgisinin bulunduğu bölümdür. İkincisi ise yaşantı ve uygulama bölümüdür. Öğrenme kanıtları. Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ile uygun ölçme ve değerlendirme araçlarını ifade eder. Temel kabuller. Önceki öğrenme-öğretme süreçlerinden getirildiği kabul edilen bilgi ve becerileri ifade eder. Ön değerlendirme süreci. Yeni bilgi ve becerilerin öğrenilmesi için sahip olunması gereken ön bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi ile öğrenme sürecindeki ilgi ve ihtiyaçların belirlenmesini ifade eder. Köprü kurma. Mevcut bilgi ve becerilerle edinilecek bilgi ve beceriler arasında bağlantı oluşturma sürecinin yanı sıra, edinilecek bilgi ve becerilerle günlük hayat deneyimleri arasında bağ kurmayı ifade eder. Farklılaştırma. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nde farklılaştırma uygulamaları, akranlarından daha ileri düzeydeki öğrencilere genişletilmiş
ve derinlemesine öğrenme fırsatları sunan zenginleştirme ve öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrenciler için destekleme olmak üzere iki boyutta ele alınmaktadır. Öğretmen yansıtmaları. Öğretmenin ve programın güçlü ve iyileştirilmesi gereken yönlerinin öğretmenlerin kendi tarafından değerlendirilmesini ifade eder. Program dışı etkinlikler. Türkiye Yüzyılı Marif modelinde program dışı etkinlikler, zihinsel, fiziksel ve sosyal duygusal gelişimi destekler, becerilerin gerçek yaşamda uygulanmasını sağlar, akademik çalışmaları zenginleştirir, zamanı etkili kullanmayı teşvik eder ve estetik duyarlılığı artırır. Türkiye Yüzyılı Marif modelinde yer alan program dışı etkinliklere, sosyal sorumluluk ve hayat boyu öğrenme kapsamında yer verilmektedir. Okul temelli planlama. Okul temelli planlama, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine dönük bir anlayışla eğitim-öğretim faaliyetlerini etkileyen yapısal, bağlamsal ve yerel özelliklerin dikkate alınmasını hedefler. Okul temelli planlama, Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirlenen araştırma, gözlem, sosyal etkinlikler, proje çalışmaları, yerel çalışmalar, okuma çalışmaları gibi faaliyetleri içerir. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, medeniyetimizin üzerine inşa edildiği temel kavramlar olan aklı selim, kalbi selim ve zevki selim sahibi nesiller yetiştirmek için madde mana, akıl duygu, nefis vicdan, insan toplum ve zaman mekan dengesini gözeten bir yaklaşıma dayanmaktadır. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, köklerden geleceğe.